Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleyküm. Allah Celle Celaluhu önünüzden koşanların yolunu açsın. Mevlam arkanızdan gelenlerin sayısını artırsın. Allah hepimizi hak davamızda ayaklarımızı sabit kılsın. İslam'a hizmetkar eylesin. Bugün medya konusunu, olaylara nasıl bakmamız gerektiğini, medyanın toplum üzerindeki etkilerini, dünyayı ve olaylara hangi mecradan bakmamız gerektiğini biraz incelemeye çalışacağım. Ama benim önce bir şeyim olacak ama bilgisayar var mı? Bu bazı şeyleri ben fotoğraf göstermek istiyorum. Buraya koyabiliyor muyuz böyle bir şey? İmkan dahilindeyse. Üniversite talebeleriyiz galiba, değil mi? Aynı zamanda iletişim okuyan var mı? Gazetecilik, iletişim ya da hangi bölüm? Bu arada bilgisayar gelecek herhalde, değil mi? Tamam, bir iki dakika o zaman bir hem sizleri de tanımış olmak isterim. Daha çok hangi fakülte var? İlahiyat mı? Tamamı mı? Başka? Mühendislik var. Allah kolaylık versin. Başlamış olalım. Bilgisayarımız gelir. Zaten bir 10-15 dakika sonra lazım olacak. Tam ben şey yapayım. Seni kenara çekilir. Peki o zaman bilgisayarı kuralım da ondan sonra kesilmesin. Kusura bakmayın. Şöyle koyalım. Ses var mı hocam? Sese gerek yok. Fotoğraf göstereceğim sadece. Biraz daha olur. Dur, bir saat. Gözünüze gelmesin. Onu kurtarsak tamamdır. Evet, Allah razı olsun. Şuna takalım herhalde buraya. Ben konferansımızın başında 3 tane önemli tarihi açıklamayı dikkatinize sunarak başlamak istiyorum. Aslında doğrudan doğruya konumuzu da ilgilendiren 3 tane tarihi önemli açıklama. Bunlardan birisi ünlü Amerikan başkanlarından Roosevelt'e aittir. Roosevelt der ki, siyasette hiçbir şey tesadüf değildir. Eğer bir hadise zuhur ediyorsa, o hadisenin o şekilde zuhur edeceği mutlaka önceden planlanmıştır. Yani hiçbir şey tesadüfler silsilesiyle ola gelmiyor. Her şey mutlaka bir takım mihrakların planları ve projeleri çerçevesinde yürüyor. A, B, C planları denilen bir takım süreçler insanlık tarihi boyunca hep yürümüş, yürütülmüş. Bunda kimi zaman batılın hakka galebe geldiği süreçler şeklinde dönüşmüştür. Siyasi nüfuz, lobi gücünü ifade ediyor. Roosevelt'in bu sözü. Bir başka önemli söz de Rothschild ailesinden. Rothschild'leri bilirsiniz. Yaklaşık 350-400 yıllık bir ailedir. Bunlar bugün de egemen olan Siyonizmin asıl baş aktörüdür. Bunlar yaklaşık 350-400 yıl önce 5 kardeş, Avrupa'nın 5 ayrı başkentinde bulunmuşlar, örgütlenmişler ve bir takım çalışmalar içerisine girmişler. Bunları yaparken ne yapmışlar? 1- Bankaları kurmuşlar. 2- Borsaları kurmuşlar. 3- Reuters'ı kurmuşlar. Reuters kurulurken
bir haber ajansı mantığıyla kurulmamış, uyuşturucu ticaretini yönetmek için iç haberleşme mekanizması sistemi olarak kurulmuş. Rothschild ailesi tarafından. Ailelerin ailesi olarak bilinir ve doların gerçek sahibi olan Rockefeller ailesinin de üstünde sponsoru bir ailedir. Ve bunlar 5 kardeş Avrupa'da örgütlenmişler ve Avrupa'yı aslında önce ele geçirmişlerdir. Nasıl ifade ettiğimiz gibi sanayi devrimi, sanayi devriminden sonra emek sömürüsü, emeğin sömürüsüyle birlikte faizin helalleştirme çalışmaları Avrupa'da ılımlı Hristiyanlık projesi çerçevesinde ve aynı zamanda da borsaları kurmak, uyuşturucu ticaretini yönetmek ve speküle etmek borsaları Reuters sistemi üzerinden. Bu Rothschild ailesi biliyorsunuz tarihte Afyon Savaşı olarak bilinen İngiltere ile Çin arasındaki savaşı da başlatan, yöneten bir aile. Bu savaş sonrasında tarihte bu Afyon Savaşı olarak bilinir. Hong Kong Çin'den koparıldı, 100 yıllığına İngiltere'ye, Londra'ya bizzat kendilerine bağlandı. Çünkü Rothschild ailesi Londra merkezli bir ailedir ve Siyonizmin ekonomik başkenti Londra'dır. Siyonizmin siyasi nüfuz başkenti New York, lobiler, Yahudi lobileri ama ekonomik başkenti Londra'dır. Ve Rothschild ailesi İngiltere'nin aslında gerçek perde arkasındaki gücüdür. Aynı zamanda Belçika, Lüksemburg, Hollanda gibi oradaki kıyı şehrindeki küçük devletlerin de gerçek sahipleri yine Rothschild ailesidir. İşte bu aileden Bauer Rothschild yaklaşık bir asır önce diyor ki bir ulusun parasının denetimi benim elimde olsun, o ulusun kanunlarını kim yaptığı beni hiç ilgilendirmez. Sermaye gücünü işaret ediyor. Bir ulusun parasının denetimi benim elimde olsun, o ulusun kanunlarını kim yaptığı beni ilgilendirmez. Yani ister gelsin sekülerler yapsın, ister gelsin ülkücüler yapsın, ister gelsin ben İslamcıyım diyenler tırnak içerisinde, ister gelsin ben muhafazakarım, ister de gelsin ben sosyal demokratım diyenler o ülkenin kanunlarını yapsın. Ama yeter ki o ülkenin parasının denetimi benim elimde olsun. Sermaye gücünü işaret ediyor. Yine bir başka önemli açıklama da Amerikan ilk dönem başkanlarından 3. başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirgesini hazırlayan, imzaya açan isim Yahudi kökenliğine Thomas Jefferson'ın bir sözü var. Thomas Jefferson da diyor ki, gazetesiz hükümet mi yoksa hükümetsiz gazeteler mi suali bana yöneltilse hiç düşünmeden ikinci şıkkı tercih ederim diyor. Ne zaman diyor? Bunu yaklaşık 3 asır önce diyor. Gazetesiz hükümet mi yoksa hükümetsiz gazeteler mi suali bana yöneltilse hiç düşünmeden ikinci şıkkı tercih ederim. Yani medya gücünü. Dikkat edin, Roosevelt'in siyasi nüfuz lobi gücü, Rothschild'lerin sermaye gücü, Thomas Jefferson'ın medya gücünü işaret ettiği üçlü saç ayağından bahsediyoruz. Aslında yaklaşık 2-2,5 asırdır batılın hakka galebe gelmesi, işte bu üçlü saç ayağı üzerinde kendi dünyalarını inşa etmeleriyle, kendi sömürü dünyalarını inşa etmeleriyle yapılmıştır. Bunu yapmak için önce Hristiyanlığı değiştirdiler, Hristiyanlığa farklı bir boyut getirdiler. Ne yaptılar? Mesela Katoliklerin biliyorsunuz Yahudilere karşı çok katı ve çok sert bir yaklaşımı vardı. Çünkü onlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Yahudiler tarafından çarmıha gerilip katledildiğini düşünüyorlar ve inanıyorlardı. Onun için de Yahudi ırkına yaşam hakkı dahi tanımak istemiyorlardı. Böylesine katı bir bakış açısı vardı ve bunun değiştirilmesi gerekiyordu. İkincisi, sanayi devrimi oldu, emek ortaya çıktı, bankacılık sistemi ortaya çıktı, para çok daha hakim bir noktaya gelince faiz yine Katoliklere göre haramdı, İslam'da olduğu gibi. Onun helalleştirilmesi gerekiyordu. O yüzden ılımlı Hristiyanlık projesini Avrupa'da yürüttüler ve Protestanlık diye yeni bir din
ortaya çıkardılar ve ortaya koydular. İşte ondan sonra Avrupa'ya tamamen hükmediş süreciyle birlikte de belli bir noktaya geldi. Batılın Hakk'a galebesi, aslında Siyonizmin egemenliği diyebiliriz. Burada tabii Roosevelt'i bir kenara bırakıyoruz. Rothschild ailesinin ifadelerini bir kenara bırakıyoruz. Bizi daha çok ilgilendiren, en azından bu konferans konusu açısından söylüyorum, medyanın gücü üzerinde ister istemez konuşacağız. Thomas Jefferson'ın işaret ettiği o hadise. Ama bundan önce birkaç hususu dikkatlerinize ben çekmek isterim. Medyaya geçmeden önce bilinçaltımız nedir, ne değildir? Bilincimiz bizim nasıl işgal ediliyor? Bilinçaltımız nasıl çalınıyor ve nasıl işgal ediliyor? Kısaca bizim bir saatimiz var mıydı? Çok özür dilerim. Hocam bir saati 15-20 dakika aşağı tamam. Şimdi biraz beynimizi inceleyelim. Müsaade ederseniz. İnsanoğlunun beyni bildiğiniz gibi iki laptan meydana geliyor. Sağ lap ve sol lap olmak üzere. Ve biz beynimizin sağ labındaki işlem hacmine ve onun görmüş olduğu fonksiyona bilinçaltı diyoruz. Beynimizin sol labı ise bilinç olarak ifade edilir, biyolojik olarak. Bilinçaltı, ha, gözükmüyor değil mi bu? Kapatayım, tekrar açayım mı? Beynimizin sağ labı ve sol labı var. Beynimizin sağ labının fonksiyonlarıyla sol labının fonksiyonları birbirinden farklı ama birbirini tamamlayıcı. Biliyorsunuz insanoğlu bugünlerde iki tane büyük saldırıyla karşı karşıyadır. Bunlardan birisi bilinçaltımıza yapılan saldırılardır. Biz bunlara subliminal mesajlar diyoruz. Ve diğeri de bilincimize doğrudan yapılan yüklemelerdir. Bunlar daha çok kitle iletişim araçları ile yapılır. Ama önce bir beynimizi tanıyacağız ve beynimizin sağ labı yani bilinçaltımızla beynimizin sol labı yani bilincimizin özelliklerini bir irdeleyelim. Beynimizin sağ labı insanoğlunun hatıra hafızasını ifade eder. Duyguları ifade eder. Orada hatıralarımız vardır, öfkelerimiz vardır, sevinçlerimiz vardır, aşklarımız vardır, korkularımız vardır, endişelerimiz vardır, hayal kırıklıklarımız vardır, umutlarımız vardır, heyecanımız vardır. Beynimizin sağ labı insanoğlunun bu özelliklerini hıfz eder ve muhafaza eder. Beynin sağ tarafı saniyede tam 400 milyar bitlik işlem yapar. Ve buradaki bütün bilgiler karma karışıktır. Hiçbir düzen yoktur, hiçbir farkındalık yoktur ve beynin sağ labı kendisine doğru yüklenen bütün bilgileri hiçbir şekilde, hiçbir yargıdan, hiçbir kanaatten geçirmeksizin, elemeksizin hepsini muhafaza eder. Her şeyi kaydeder. Beynimizin sol labı yani bilincimiz ise bir idrak ve karar merkezidir. Beynimizin sağ labı da idrak ve karar yoktur. Ama beynimizin sol labında farkındalık vardır ve karar mekanizmasının harekete geçtiği yerdir. Beynimizin sol labındaki bütün bilgiler tasdif edilmiş bilgilerdir. Farkında olunmuş bilgilerdir. Nasıl siz bir arşive girdiğiniz zaman herhangi bir belge ya da kütüphanede herhangi bir kitap ararken elinize koyduğunuz gibi bulabiliyorsanız beyninizin sol labındaki bütün bilgiler de tasnif edilmiştir ve siz de aradığınız o bilgileri elinizde koyduğunuz gibi bulursunuz. Çok düzenli, çok tertipli ve o yüzden de karar mekanizması yani bilinç, idrakla hareket etme noktasını biz burası olarak algılıyoruz. Şimdi beynimizin sağ labına biz bilinçaltı dedik. İşte subliminal mesajlar dediğimiz saldırıların tamamı beynimizin sağ labına doğru yapılan saldırılardır. Subliminal mesaj nedir? Subliminal mesaj herhangi bir nesneye gömülü olan gizli mesajlardır. Bunları göz
görmez, kulak duymaz. Ama bunların tamamını bilinçaltı kaydeder. Gözün görmediği, kulağın duymadığı, farkında olunulmayan saldırılara biz subliminal saldırılar, gizli mesajlar diyoruz. Subliminal gizli mesajlar açık mesajlardan, açık propagandadan çok daha tehlikelidir. Çünkü insanoğlu beyninin sol tarafında bir kanaat oluştuğu için, tasnif edilmiş bilgiler oluştuğu için açıktan yapılan tekliflere kendi yargısı ve kanaatiyle karşı koyabilir, reddedebilir, kabul edebilir. Ama beynimizin sağ labı her şeyi kaydettiği için oraya sürekli yüklemeler yapılır. Saniyede 400 milyar bitlik işlem hacmine sahiptir. Sol lab da bunun sadece 20 binini fark eder ve kaydeder. O yüzden subliminal mesajlar tehlikelidir çünkü gizlidir ve hiçbir engelle karşılaşmadan beyin tarafından hıfz edilir, muhafaza edilir ve yeri geldiğinde bunlar tetiklenerek ortaya konur. Bununla ilgili biliyorsunuz iki tane teknik var. Birisi 25. kare. 25. kareyi mutlaka belki duyanınız olmuştur ama biraz izah etmiş olalım. Bu 25. kare tekniği hani çizgi filmler nasıl yapılır? Yüzlerce çizim aynı anda oynatılıyor ya. Bir kameranın kaydedişi, onun ekrana, televizyona ya da sinema perdesine yansıması aslında farklı değildir, aynıdır. Bir anlık, bir saniyelik görüntüyü kamera 24 tane ayrı tarama, scanner gibi tarayarak kaydeder ve bu 24 parçanın tamamı, bir bütünü ancak şu görüntüyü verir, bir anlık görüntüyü verir. Bir de bunun 25. karesi dediğimiz vardır. O geçiş karesidir. İşte bu geçiş karelerine gözün görmediği bir takım yüklemeler yapılır. Anlık. O bir parçayı göz göremez. 24'ü bile zor görüyor. Bir bütün olarak görüyor. 25. tek parçayı göz görmüyor ama bilinçaltı onu görüyor ve kaydediyor. Burada genellikle affınıza sığınarak söylüyorum. Pornografik yayınlar konur. 2 yaşındaki çocuğun izlediği çizgi filmlerde dahi 25. kareye bir takım fuhşiyata dönük, ahlaksızlığa dönük bir takım yayınlar konur ve bunlar daha çocuk yaşta çocukların sağ labına sürekli yüklenir. O yüzden öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ergenlik çağı gittikçe düşüyor. Niçin? Çünkü sürekli tetiklemeler var bilinçaltında. Çocuk daha önce 13 yaşında ergen oluyorsa şimdi 11 yaşında oluyor. Biyolojik ve fizyolojik gelişimini sağlamadan, ruhsal gelişimini sağlamadan ergenliğe adım atıyor ve bunalım gençlik oluşuyor. Bunların işte hepsi subliminal saldırılarla ilgilidir bir bakıma. Mesela bu 25. kare tekniğiyle ilgili bir tane örnek vereyim. Bir sürü şeyler var aslında, film de var ama çok oynatmak da istemiyorum burada. Bunlar biliyorsunuz göz görmüyor ama laboratuvar ortamında dondurularak bunlar fark edilebiliyor. Öyle insanoğlu gözüyle görürken, izlerken bunu fark etmez. Mesela Shrek'i mutlaka sizler de izlemişsinizdir. Etrafımızda da izleyenler vardır. Shrek'te tam 28 yerde subliminal mesaj çocuklara misyonerlik faaliyeti olarak konmuştur. Nedir bu? Mesela Shrek 1. bölümde bir ihtiyaç, tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yere girer. İhtiyacını giderken bir ses çıkartır. Biliyorsunuz çocukların da bu çok hoşuna gider, bu gibi ayıp şeyler. Ve güler herkes. Orada işte Shrek'in o ihtiyaç gördüğü kapının üzerinde bir hilal işareti vardır. Şimdi bunu dersiniz ki ya tesadüftür diyebilirsiniz. Niye hemen İslam'la algılıyoruz, İslam'a hakaret olarak algılıyoruz diyebilirsiniz. Ama aynı Shrek'in aynı bölümünde tam 27 yerde haç propagandasında 25. kare tekniğiyle çocukların bilinçaltına yüklendiğini anlarsanız, bilirseniz onun da o anlama geldiğini anlayabiliyorsunuz. Yani bu subliminal mesajlar aynı zamanda sadece bu ahlaksızlaşma, yozlaştırma, nesilleri bozma amacıyla değil, öbür taraftan misyonerlik faaliyeti olarak ya da propaganda, siyasi propaganda olarak ya da bir tüketim ve pazarlama malzemesi olarak da bunlar kullanılabiliyor. Bir de MP3 ve müziğe yüklenen bir takım subliminal saldırılar vardır. Bunun da biliyorsunuz kulağın bir alt duyma limiti vardır. Bir de üst duyma limiti vardır insanoğlunun. Mesela bir dönem heavy metal müzik dinleyen gençlik satanist oluyordu.
Çünkü orada kulağın duymayacağı alt limitteki bir ses düzeyinde sürekli satanizmin, şeytana tapmanın gerekleri, propagandaları hep yapılmıştır. O yüzden heavy metal, bir dönem bu müziği dinleyen gençlik evlerinde hep odalarını karanlık yapmıştır, şeytanın posterlerini asmıştır ve satanist bir nesil bir dönem ciddi ciddi yetişmiştir. Aynı şekilde başka tüketim içinde bunlar kullanılır. Siz bir AVM'ye girdiğiniz zaman o dinlediğiniz müzikte mutlaka bir mana olduğunu bileceksiniz ya da başka başka şeyler. Bu konuyu hemen hızlıca geçiyorum. Çok uzun bir konu, çok detaylı bir konu ama şöyle bir deney yapalım. Herkes şöyle bir elini birleştirebilir mi? Şöyle baş parmaklar birbirinin üstüne gelecek şekilde. Kiminizin sol baş parmağı sağın üstündedir. Kiminizin de sağ baş parmağı sol baş parmağın üstündedir. Tersini yapabilir miyiz? Çıkartalım. Yok, öyle değil. Çıkartıyoruz. Ters kenetliyoruz. Bir alta indirerek parmakları. Öbürü üste gelecek şekilde kenetleyin. Normali bu diyelim. Öbürünü çıkartın, ters kenet. Çok tuhaf oldu değil mi? Çok garip oldu. Şimdi normal tekrar yapın. Sol baş parmağı üstte olanların sağ lobu çok daha gelişmiştir. Ve duygusal insanlardır. Beyninin sağ tarafını çok daha güçlü kullanırlar. Sol baş parmağı üstte olanlar. Duygusal insanlardır. Edebiyatçıdırlar, sözelcidirler. %95 itibariyle bu böyledir. Sağ baş parmağı üstte olanlar ise daha tertipli, daha düzenli. Onların sol lobu çok daha güçlü. Ve onlar da sayısalcı ve matematikçi olarak bilinirler. Genel itibariyle söylüyorum. İstisnalar kaideyi malum olduğu üzere bozmuyor. Bu işte biyolojik olarak da gerekiyor. Çünkü insanoğlunun, Cenab-ı Allah öyle bir insanı yaratmış ki şöyle bir vücudumuzu ikiye böldüğümüz zaman sağ tarafımızdaki bütün fonksiyonları beynimizin sol tarafı kontrol eder. Sağ tarafımız, solumuzdaki bütün fonksiyonları ve hareketleri de beynimizin sağ lobu kontrol eder. Mesela ben sol baş parmağımı kaldırırken bu emir sağdan geliyor sinir sistemine. Mesela biz dedik sağ lobumuzda heyecan var dedik, aşk var dedik, korkular, endişeler, sevinçler. İşte beynimizin sağ lobu kalbimizi kontrol ettiği içindir o. Yürekle ilgili şey. Yürekteki her şeyi beynimizin sağ lobu muhafaza ediyor. O yüzden biz yüreğimizdeki imana güçlü olmasını istiyor ve o imanı korumak istiyorsak beynimizin sağ lobuna, bilinçaltımıza hükmetmek zorundayız. Bilinçaltımızı korumak zorundayız. Biz eğer bilinçaltımızı korumazsak bilinçaltımızın işgaliyle birlikte aslında bilincimize de bir şekilde ipotek konuyor. Çünkü karar mekanizmasını bilinçaltından gelen verilerle bir şekilde, çünkü o 400 milyar bitlik 20 bin işlemin 20 bini fark ediliyor ve tasnif ediliyor. Bilinçaltımızın sahip çıkmamız lazım. Bununla nasıl sahip çıkılır? Bu subliminal mesajlardan nasıl korunur? İslam'ı yaşayarak, Efendimiz gibi yaşayarak, onun sünneti seniyesine uygun bir hayat yaşayarak. Bilesiniz ki bizim Ayet-el Kürsi okumamızdan da, her işe besmele ile başlamamızdan da, daha birçok sünneti yerine getirmemizin nedenlerinden birisi de Allahu Alem, İşte bu saldırılara karşı bizim bilinçaltımızı korumamız da mutlaka ama mutlaka vardır diye düşünüyorum. Bu konuları kapatarak şimdi kitle iletişim araçları hususiyetine girmek isterim. Medyanın önemi ve toplum üzerindeki etkilerini konuşacağız. Kim birkaç cümle ifade edebilir? Yani şeyden biz nasıl tanırız, medya deyince ne anlarız? Var mı böyle konuşacak arkadaşım birkaç cümleyle? Kitle iletişim araçlarını anlatacak. Televizyon, gazete, toplum üzerindeki etkileri, insan üzerindeki etkileri. Gençler. Buyurun hocam. Hocam, medya, bir iş adamını getiren bir medya yöneticisi uçakta karşılaşıyor. Medya derken toplum mühendisi, işte ne kadar kazanıyorsun diyor. Şu kadar diyor. İyiymiş falan böyle. Küçümser bir şekilde. Çok da büyük bir iş adamı. Siz ne kadar falan diyor. Sizinkinden çok daha fazla diyor toplum mühendislerinin medya üzerinden. Çünkü belki bir iş adamı 1000 tane ya da 10.000 tane işçiye etki yapıyor ama
öyle bir proje çıkartıyorlar ki medya üzerinde milyonları etkisi altına alabiliyor. Böyle bir gücü var medyanın. Ve medya orduya benzer. Beslersiniz, beslersiniz. Bir gün işe yarar belki. Ama o günde o elimizde olması gerekiyor. Dünyada da medyanın biz zannediyoruz ki işte binlerce kanal var. Ama bunlar 3-5 kişinin elinde. Sanki birinden kaçıyoruz, öbürüne gidiyoruz gibi ama %98'i belki de 95'ini aynı aile ya da şirket elinde tutuyor. Ve bu bahsettiğiniz subliminal mesajlar o kadar bilinçsizle maruz kalıyoruz ki yani biz işte çocuğu mesela anneler ne yapıyor? Oturtuyor çizginin karşısına. Ama burada uslu uslu dur. Yani şeytana teslim etse o kadar zararlı olmayacak maalesef. Böyle bir nesille yetişiyor. Yani televizyon karşısında televizyona emanet edilmiş. Dolayısıyla subliminal mesajlara emanet edilmiş bir nesille yetiştiriyor. Bu zihin dünyasında, bu bilinçaltı mesajları almış insanların da ne kadar bizlerin hayal ettiği, ideali olan dünyayı oluşturacağı da malum yani ne kadar oluşturabilecekse artık. Evet, Allah razı olsun. Çok doğru şeyler söylediniz. Çok teşekkür ederim. Başka var mı? Malcolm X'in de dediği gibi medya, iletişim araçları mazlumları zalim, zalimleri de mazlum olarak gösteriyor. Evet. Yani bugün de farkındayız. Belirli kanalları, kanallar, belirli iletişim araçları Müslümanları bile yanlış kanallara vardırabiliyor. Yani durumsuzlukları olumlu olarak gösteriyor. Olumlu durumları ise tamamen yorum yapmaya sebebiyet verebilir. Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Başka? Şimdi kitle iletişim araçları Allah razı olsun. Söylenen şeyler hakikaten doğru. Bu konunun birer parçası bunların hepsi. Ama şu bir gerçek ki biz insanoğlu kitle iletişim araçlarıyla, medyayla yatıp medyayla kalkıyoruz. Aslında bizim soluduğumuz bir hava var. Bedenin soluduğu bir hava var. Bir de ruhun soluduğu bir hava var. Beden oksijen alır ya da hafif kirli hava alabilir. Karbondioksit bol bir hava da alabilir. Bir de ruhun aldığı bir hava var ki işte o aslında medyanın oluşturmuş olduğu atmosferden aslında bizim zihinlerimiz, bizim ruhumuz ve bizim yüreğimiz etkileniyor. Biz bunu berrak mı içiyoruz? Oksijen olarak mı alıyoruz yoksa karbondioksit olarak mı alıyoruz? Biz sadece bedenle ilgilenemeyiz. Bizim birinci derecede ilgilenmemiz gereken şey ruhumuzdur, yüreğimizdeki şeydir. Ve doğal olarak bizim bedenin almış olduğu havadan ve atmosferden ziyade ruhumuzun ve yüreğimizin beslenmiş olduğu hava çok daha önemlidir. O yüzden Cenab-ı Allah Hucurat suresinde ne buyuruyor? Fasıklardan gelen haberi mutlaka tetkik edin, doğrulayın, araştırın. Sonra helakınıza vesile olursunuz demiyor. Bir toplumun helakına vesile olursunuz diyor. Bu işte ifade edildiği gibi toplum mühendisliğinin. Bu bizim atmosfer, soluduğumuz atmosfer doğrudan doğruya aslında bir toplumu, bir milleti, bir insanlığı tümden ilgilendiren bir şey. Koyunun kendi bacağından asılmadığı bir durum. Bu durum. İşte medyaya baktığımız zaman kitle iletişim araçları, bunların bir takım araçları var. Nedir bunlar? Bir tarafta gazete, bir tarafta radyo, bir tarafta internet, bir tarafta televizyon. Bunların hepsinin farklı özellikleri var. Mesela gazete zor bir kitle iletişim aracıdır ama çok etkili ve kalıcı. Hatta yarınlara, bir başka nesillere de kalan bir takım derin izler bırakır insanlarda. Zordur dedim çünkü bir defa 70 kuruş verirsiniz. Milli Gazete'nin fiyatı 70 kuruş olduğu için söylüyorum. Burada bir reklam yapmış oluyoruz. 70 kuruş cebinizden verirsiniz. 2, zamanınızı verirsiniz. 3, okursunuz, emeğinizi verirsiniz. 3 tane zor işlemi birden yaparsınız. Mesela televizyon kitle iletişim kuramcılarına göre, McLuhan'a göre bir sıcak kitle iletişim aracıdır. Özür dilerim, radyo. Radyo sıcak bir kitle iletişim aracıdır ve radyoyu dinleyen dinleyici çok sadıktır. Çünkü radyo bir insanın sadece tek duyu organıyla kendine bağlar, kulağıyla. Radyo dinleyen bir insan aynı zamanda ders çalışabilir. Radyo dinleyen bir insan aynı zamanda yazı yazabilir. Radyo dinleyen bir insan aynı zamanda çekiç sallayabilir. Radyo dinleyen bir insan aynı zamanda bebeğine, çocuğuna bakabilir.
İkinci bir işi de yapar. Özgürdür aslında. Televizyon ise çok daha farklıdır. İşte ifade edildiği gibi televizyon aslında yine makluhana göre bir aptal kutusudur. Ve insanoğluna konforu emreder. Rahatlığı emreder. Çünkü insanoğlunu iki duyu organıyla birlikte kendine mahkum eder. Gözüyle ve kulağıyla birlikte kendine bağlar ve en konforlu bir şekilde kendisinin tüketilmesini ister. O yüzden de biz televizyon izlerken en rahat nasıl izliyorsak o pozisyonu doğal olarak alıveririz. Koltuğa uzanırız. Elhamdülillah bizler istikameti olan insanlarız. Ailelerimiz de bizler de. Ne yaparız biz evimizdeki dizaynımızı, oturma ve yaşam modelimizi kıbleye göre belirleriz değil mi? Yatak odamızda yatağımız, oturma odamızda yine kanepelerimizi falan ya da ihtiyaç yerlerimizi hep kıbleye saygı çerçevesinde yürütürüz. Fakat televizyonla birlikte birçok şey değişmiştir aslında. Televizyon bizi bir defa 1.80 koltuğa uzatır, rahatlatır, konforu emreder. Sonra da sizin üzerinize bir takım çalışmalar yapmaya başlar. Çünkü televizyon izlerken siz radyoda olduğu gibi ikinci bir şey asla yapamazsınız. Ona saatlerinizi vermek zorundasınız. Sizden çok şey çalar, çok şey götürür. Zaman bunlardan birincisidir. Daha sonra da diğer bir takım propagandaları doğrudan sizin zihninize ve yüreğinize nakşeder. Mesela sümme haşa artık televizyon evlerimizde adeta kıble gibi olmuş. Artık biz oturma gruplarımızı neye göre ayarlıyoruz? Televizyonun pozisyonuna göre ayarlıyoruz. Koltuklarımız televizyonu hilal gibi sümme haşa tavaf edercesine çepeçevre çevreler. Öyle de bir yere koruruz ki kapı aralığına koymayız, rabıta bozulmasın diye. Rahatsız oluruz gelen geçen olduğu zaman. Ve evde anneler, eşler, kardeşler üzerine güzel süs eşyaları da yapar ve taçlandırırız. Ondan sonra da evde reis kim? Annemi, babamı tartışırlar karı koca. Oysa reis seçilmiştir. Baş köşeye konmuştur. Taçlandırılmıştır. Sümme haşa adeta kutsanmış ve Hindistan'daki kutsal inek halini almıştır evin içerisinde. Ve siz artık ona mahkumsunuzdur. Elinizde uzaktan kumandayla zannedersiniz ki biz televizyona kumanda ediyoruz. Hayır. Öyle bir yayın akışı sizin önünüze konur ki siz o elinizdeki uzaktan kumandayla kumanda edilirsiniz. Bunun farkına varamazsınız. Çünkü dikkat edin. İfade edildiği gibi onlarca, yüzlerce televizyon kanalı var. Ama bunların neredeyse tamamı aynı merkeze. İster dili İslami jargon olsun. İsterse dili seküler olsun. İsterse farklı farklı rengi olsun, amacı olsun, gayesi olsun, yok haber kanalı, yok tema kanalı, yok dizi kanalı, yok sinema kanalı, hiç fark etmiyor. Neredeyse tamamı aynı merkeze çalışıyor. Öyle bir yayın akışı konur ki bu diziler aynı dakikada başlar, aynı dakikada biter. Haber bültenleri aynı dakikada başlar, aynı dakikada biter. Hatta haber bültenlerinde haberlerin sırası aynıdır. KJ dediğimiz altyazıları bile aynıdır. Spor programları aynı saatte başlar, aynı saatte biter. Kadın kuşakları, çocuk kuşakları, gece kuşakları, prime time dediğimiz meseleler hep benzer formatlarla donatılır. Hatta reklamlara aynı saniyede girilir, aynı saniyede bütün kanallar çıkar. Siz zannederseniz ki elinizdeki kumandayla tercih yapıyorsunuz. Hayır, aslında siz elinizdeki kumandayla bir şekilde size kelepçe vurulur. Çünkü bu televizyonların hiçbirinde İslam'ın kendisi anlatılmaz çoğunda. Çoğu programda. İslam'ın birazı anlatılır. Oysa İslam'ın birazı İslam değildir. İslam'ın %50'si İslam değildir. İslam'ın %99'u İslam değildir. İslam'ın %99.99'u İslam değildir. İslam'ın %100'ü İslam'dır. Tamamı İslam'dır ve maalesef bizim İslamcı tırnak içerisinde kullanılıyorum. İslamcı dediğimiz birçok televizyon kanalı dahi aslında sadece ve sadece ümmeti başka şeylerle oyalamaktan başka bir şey yapmazlar. Biz bunun farkına bile varamayız. Çünkü birçok televizyon kanalında, İslamcı denilen televizyon kanalında dahi dünya olayları tartışılmaz, faiz tartışılmaz, sistem tartışılmaz, zulüm tartışılmaz. Hep benzer meseleler, benzer mecralardan ele alınır.
İşin esası hiç konuşulmaz. Hak batıl mücadelesi hiç konuşulmaz. Konuşulan şey sadece günlük olaylardır. Oysa günlük olaylar olayların tamamı ve kendisi değildir. Sadece o güne ait olan, tüketilmek üzere üretilmiş bir takım laboratuvar ürünleridir. İşte toplum mühendisliği, sosyal mühendislik ürünleridir. Gündemin çoğu. Bunlara geleceğim inşallah. Ama temelde televizyonun böyle bir işlevi ve fonksiyonu da vardır. Mesela ifade edildi, 5 çayında iki anne konuşuyor. Diyor ki benim oğlum çok uslu. Televizyonu bir açıyorum, akşama kadar uslu uslu çizgi film izliyor. Senin oğlun da çok yaramaz. Dur durak bilmiyor. Her oturuyor, kırıyor, döküyor. Oysa işte Makluhan'ın ifade ettiği gibi bir aptal kutusuna sen çocuğunu veriyorsun ve onu sürekli uyuşturuyorsun. Akıllı olan, yaşına göre davranan, kırıp döken, yaramazlık yapan çocuktur. Normal şartlarda. Şimdi mesela toplumun kitle iletişim araçları arasında televizyon çok etkili dedik ya. Mesela şu çizgi filmlerde subliminal konulara hiç girmiyorum. Doğrudan propagandalar da vardır. Mesela Şirinleri duymuşsunuzdur. Şirinler neyi anlatır? Komünizmi anlatır. Aslında doğrudan doğruya Şirinler'de daha 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuğa mutlu bir komün hayat, insanlıktan ari başka bir alanda oluşturulmuş ve birisi tarafından yönetilen, bütün meslek gruplarının olduğu mutlu bir hayat vardır. Bu küçük yaratıklar insanoğlunun diğer olumsuzluklarından aridirler. O mutlu hayatı kim yönetir? Kim yönetiyor? Şirin Baba değil mi? Şirin Baba sakalıyla ve kızıl şapkasıyla Karl Marx'ı temsil ediyor. Ve o mutlu hayatın içerisinde din yoktur. Çünkü Karl Marx'a göre din toplumları uyuşturan bir afyondur. O Şirinlerin TRT'deki çakması da biliyorsunuz Keloğlan'dır. Aynısı birebir neredeyse aynıdır. Orada da işte Bilge Can da yürütür ama orada asla ve kata o mutlu hayatın içerisinde aslında sözüm ona Keloğlan Anadolu'dur. Bizden bir şeyler vardır ama hiçbir şekilde Anadolu'yu yansıtmaz. Yine Şirinler'deki benzer bir yaklaşım orada da sergilenir. Peki din var mıdır Şirinler'de? Din Şirinler'de o mutlu hayatı yok etmek isteyen bir dış etken olarak vardır. Gargamel orada papazı, dini temsil eder siyah cübbesiyle ve azmanıyla o mutlu hayatı yok etmek için kurgulanmış bir din figürünü temsil eder. Azman ismi hem Türkçe türevi hem de İngilizce türevi olarak Hazreti Azrail isminden türetilmiş ve oraya eklemlenmiştir. Mutlu hayatı yok etmek isteyen bir unsur olarak din öğretilir. 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocukların bilinçaltına. Mesela hiç düşündünüz mü niçin bu mavi renk mutluluğu, üstün olmayı temsil eder? Uzaylılarda niçin mavi renk vardır? Avatar'da niçin mavi renk vardır? Bu Şirinler'de insanlardan ayrı üstün bir mutlu hayat yaşayan, dikkat edin mavi rengi yanlış anlamayın, böyle kötülemek için söylemiyorum ama farklı bir amaç için kullanıldığı zaman masonik bir ifadeyi, rengi ifade ettiği için altını çizmek istiyorum. Mavi renk üstün ırk anlamında kullanıldığı zaman bu masonların bir masonluğu temsil eden bir yaklaşımdır temelde. Yoksa mavi şudur budur falan asla diyemeyiz. Mesela bir de Tom ve Jerry'ye bakınız. O da çok böyle izlenen çizgi filmler olduğu için ya da Tweety falan. Bunlarda da hep aslında bir başka dünya nizamı öğretilir çocuklara. Ne öğretiliyor? Kapitalizm öğretiliyor. Firavuni bir yaklaşım ve düşünce tarzı daha 2 yaşından itibaren güç merkezde öğretiliyor. Büyük olan küçük olanı yok eder. Güçlü olan zayıf olanı yakalar ve yer. Bu firavuni düşünce sisteminin daha çizgi filmlerde 2 yaşında 3 yaşından itibaren çocuklara öğretilmesi anlamına geliyor. Köpek kediyi kovalar, kedi fareyi kovalar. Bunun da fıtratın bir gereği olarak çocuklara öğretilir. Güç öğretilir. Bir takım çaresizlikler öğretilir. Bir takım real politik düşünce kalıpları öğretilir.
Oysa mesela diyelim ki Tom ve Jerry ile büyümüş 3 yaşında bunu izlemeye başlayan çocuk 20 yıl sonra 23-25 yaşında gelmiş şurada Bayrampaşa'da ana caddede bir beyaz eşya dükkanı açmış. İlk işi ne oluyor o esnafın? Caddenin karşısındaki diğer beyaz eşya dükkanını ben nasıl yok ederim? Onu nasıl iflas ettiririm? Plan ve projelerine başlıyor. Çünkü Tom ve Jerry mantığıyla o çocuk büyümeye, düşünmeye başlıyor. Ve ayağa kalkışın, kazanmanın, karın, hayatta kalmanın tek çaresinin bir başkasının sırtına, bir başkasının cesedine, bir başkasının yıkımına basmak olduğunu daha önceden öğretiliyor. Bunun adına da rekabet deniliyor. Oysa Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin esnafı nasıl bir esnaftı? Tebdili kıyafetle Sultan Hazretleri İstanbul sokaklarına çıkıp da bir esnafa girip bir alışveriş yaptığı zaman ikinci bir şeyler isteyince o esnaf Sultan Hazretlerine ne diyordu? Ben bugün siftahımı yaptım, yan komşuya git diyordu, değil mi? Ama bugünkü esnaf böyle bir şey der mi? Bugünkü esnaf tam tersini, tamamını ister. Aradaki nüansı görelim, fark edelim diye söylüyorum. Düşünce kalıplarımızla nasıl oynanıyor diye söyleyelim. Şimdi böyle bir yapı, böyle bir nesil yetişmiş. Türk mü, Kürt mü? Yani bu mesele olmasa da bu memlekette huzur olmaz ki. Barış olmaz ki. Barış dediğin şey İslam'la olur. Sadece ırki sorunlarımız yok ya da sadece başka yaklaşımlarımız yok. Bizim temel de eğitim sistemimizle ilgili, temelde medya sistemimizle ilgili bir konu vardır. Unutmayın, Cenab-ı Allah'ın bir külli iradesi var değil mi? Ve Cenab-ı Allah'ın biz insanlara verdiği bir de cüz'i irade nimeti var değil mi? Cüz'i irade nimeti. Bu bir nimettir. Ve biz bunu kullanıyoruz. Diğer bütün mahluklardan farklı olarak. Kullanıyoruz bu nimeti. Fakat kullanabiliyor muyuz? Şimdi onu düşünmek lazım. İşte burada medya devreye giriyor. Maalesef şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Böylesi bir medyatik ortamda insanoğlunun cüz'i iradesi çalınmaktadır. İnsanoğlu kendisine bahşedilmiş olan cüz'i iradesini dahi kullanamamaktadır. Çünkü subliminal mesajlar ya da kitle iletişim araçlarıyla insanoğlunun bilinçaltına işgal ediliyor, bilinçaltı ve bilinci ipotek altına alınıyor ve cüz'i iradesi mahkum ediliyor. Neye? Bir başkasının emirlerine, bir başkasının yönlendirmesine, bir başkasının isteğine doğru emrediliyor. İşte bu anlamda biz şunu çok rahat söylüyoruz ki, böylesi bir medyatik ortamda insanoğlu kendi cüz'i iradesini hayra ve haktan yana kullanmaktan maalesef uzak tutulmaktadır. Ve bu özgürlüğü alınmaktadır. Bugün insanoğlu aslında doğrudan doğruya neredeyse insanlığın tamamı esir hayatı yaşamaktadır. Bizler de dahil olmak üzere. Bağımsız mıyız? Özgür müyüz? Hayır. Algı operasyonlarıyla yaşıyoruz. Günlük düşünüyoruz. Ve doğal olarak ne kadar bağımsız olduğumuzu bedenle ölçemeyiz. Bağımsızlık fikriyattadır, düşüncededir. Çünkü Cenab-ı Allah birçok ayeti kerimeyi nasıl bitiriyor? Akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye bitiriyor değil mi? Öyleyse özgürlük akletmektedir. Özgürlük düşünebilmektedir. Ama medyatik böyle bir ortamda insanoğlunun cüz'i iradesi çalınmakta, akletme ve düşünme yetenekleri elinden alınmaktadır. Öyle bir noktaya geliyor ki insanoğlu Avrupa Birliği Bakanlığı'na bile itiraz edemez pozisyona düşürülüyor. Bir Müslüman. Biraz açalım şeyi. Şimdi televizyondan bahsettik, işte çizgi filmlerden bahsettik. Bunları çoğaltmak çok mümkün. Dikkat edin, çizgi filmlerdeki subliminal saldırılara hiç girmiyorum. Bunlar doğrudan propaganda ile ilgili şeyler aynı zamanda. Mesela televizyonda yine bakarsanız hadi şuradan devam etmiş olalım. Ondan sonra televizyonu çok uzatmak istemiyorum. Burada ismi Şaban olan kimse var mı? İsmi Şaban olan. Yani bugün arada var. Burada yok şu an. Çaycımız var. Kaç yaşında? 50'ye. 35'in altında. İsmi Şaban olan birini tanıyor musunuz?
Çok nadirdir. Yani çok nadirdir. Ama bu bizim için çok üzüntü verici bir durumdur. Çünkü Şaban ismi Cenab-ı Allah'ın en çok sevdiği isimlerden biri olmakla birlikte bizler dahi, şuurlu ailelerden gelen insanlar, gençlerde dahi Şaban ismini bulmak çok zordur. Çünkü bu medya tarafından, kitle iletişim araçları tarafından tüketilmiştir. Yıllarca hep İslam'a dair her ne varsa televizyonlarda alay edilmiştir. Dizilerde alay edilmiştir. Hollywood'da alay edilmiştir. Bizim Yeşilçam'ımızda alay edilmiştir. Bütün hizmetkar kadınlar, Yeşilçam filmlerine bakın, hepsi başörtülüdür. Hep seküler insanlara hizmet eden roller verilmiştir. İmamı, İslam'ı, hocayı, namazı temsil eder. Ne kadar rol varsa hepsi sahtekar, dolandırıcı, düzenbaz, ırz namus düşmanı. Camiye gidiyor ama yalan söylüyor. Camiye gidiyor ama birinin namusuna bakıyor. Camiye gidiyor ama arkadaşını dolandırıyor. Hep böyle roller verilmiş. Ve hep İslam'a dair her şey tüketilmiş, alaya alınmış. Biz öyle bir noktaya gelmişiz ki Şaban ismini bile evladımıza koyamaz hale gelmişiz. Güner Ümit diye bir isim vardı. Bu bir ara özel televizyonlar başlayınca Star'da bir yarışma programı sundu. O yarışma programını sunarken 90'lı yılların ilk başlarıydı. Dedi ki Alevi vatandaşlarla ilgili Kızılbaş kelimesini kullandı. Bunun üzerine büyük tepki oluştu ve Alevi vatandaşlar gece saat 2'de Star televizyonunu bastılar. O televizyonun camını çerçevesini indirdiler. Ve Güner Ümit o televizyondan kovuldu. Sonra yıllar sonra, o zaman Twitter yok, Facebook yok, organize oldular, geldiler. Yıllar sonra tekrar Çarkı Felek benzeri bir yarışma programıyla yine televizyon dünyasına dönmek istedi. Alevi vatandaşlar yine aynı tepki gösterdiler ve o programı yapamadı. Peki biz size bir soru sorsam mutlaka biliyorsunuzdur. Pijamalı bir adam var değil mi? Pijamalı bir adam var, bir rol oynuyor. Kim, onun adı ne? Gaffur kimin ismi? Cenab-ı Allah'ın ismi. Bu Hayat Bilgisi diye bir gençlik dizisi var, onu biliyor musunuz? Orada da bir rol var. Mennan. Mennan kimin ismi? Kimin? Cenab-ı Allah'ın ismi, Esma-ül Hüsna'dan değil mi? Ama biz niye çok sessiziz, niye tepkisiziz? Niye bizim Allah'ımızla alay ediliyor ve bizim ailelerimiz, bizim çocuklarımız, bu milletin evlatları onu izlerken biz tepkisiz kalıyoruz? Garip bir şey değil mi sizce? Sıkıntılı bir şey değil mi sizce? Niye bu Kamil ismi kimseye konulmuyor, Mürsel ismi kimseye konulmuyor? Bize dair her ne varsa biz niye bütün bu değerlerimizi hep kaybediyoruz da tepkisiz kalıyoruz? İşte kitle iletişim araçları insanları bu duruma düşürüyor. Bir toplumu bu duruma düşürüyor. Şuurlu toplumlar bile, şuurlu aileler bile belli bir noktadan sonra artık yelkenleri indiriveriyor. Yavaş yavaş toparlayacağım ama başka bazı konulara da girmek istiyorum. Bunun içinde benden hiç burada balık yüzük hikayesini dinleyen var mı? Anlatayım mı? Eğer şeyiniz varsa. Çünkü önemli bir şeyi de idrak etmek için de söylemiş olalım. Biraz daha dikkatli bu bölümü eğer dinlersek de sevinirim. İki genç. Bir delikanlı ve bir kız. Delikanlı gemici, mesleği gemici. Bu kızla bu delikanlı nişanlanıyorlar. Nikahları kıyılıyor. Yavuklular. Düğün merasimleri henüz daha yapılmadan delikanlı için bir yol hasıl oluyor. Biliyorsunuz denizcilerin eğer gideceği liman çok çok uzaktaysa dönecekleri, limanlarına dönecekleri vakit bazen ayları hatta yılı bulabiliyor. Böylesine bir uzun yol hasıl olunca delikanlı el mecbur gidecek ama düğün merasiminin hemen önünde gerçekleşen bu zaruret karşısında yavuklusunu alıyor karşısına ve konuşuyor. Diyor ki bak el mecbur gidiyorum.
benim dönüşüm belki de yılı bulacak. Birbirimize söz verelim. Bizim birbirimize karşı hasretimiz olacak, özlemimiz olacak. Gel birbirimize söz verelim. Şu yüzüklerimiz var ya, şu yüzüklerimizi hiç parmağımızdan çıkartmayalım. Sadakatle bu yüzüklerimizi taşıyalım. Birbirimize söz verelim. Ne zamanki hasretimiz, özlemimiz çoğalsın, bu yüzüklerimize dokunarak, bu yüzüklerimize bakarak bu hasretimizi dindirelim sabırla. Söz veriyorlar. Yüzükler hiç parmaktan çıkmayacak. Hasret ve özlem hem kız hem delikanlı için zirveye çıkınca bu yüzüklere bakarak, dokunarak giderecekler. Neyse yolculuk başlıyor, günler günleri, haftalar haftaları kovalıyor. Hem delikanlı için hem de kız için zor günler başlıyor. Hakikaten de zaman geçtikçe hasret ve özlem artıyor ama onlar yüzüklerine bakarak, yüzüklerine dokunarak bu hasret ve özlemi dindiriyorlar. Haftalar geçiyor, aylar geçiyor, yüzükler parmaktan hiç çıkmıyor. Ve hasret ve özlemi hep bu yüzükle dindiriyorlar. 6 ay, 7 ay, 8 ay hasret ve özlem çoğalıyor ama yüzüğe bakarak, yüzüklerine dokunarak bunları dindiriyorlar. Derken yaklaşık bir yılı zaman aşkın o mektuplardan biri daha kıza geliyor. Artık delikanlının limana geleceği gün gelip çatıyor ve kız hasretle, özlemle limana koşuyor. Ama bu kez heyecan da var. Artık yavuklusuna kavuşacak. Delikanlı da bir an önce artık kara görünsün istiyor hasret ve özlemle ama o da heyecanla yavuklusuna kavuşacağı anı bekliyor. Artık limanda kız, gemide delikanlı o anı beklerken karadan gemi, gemiden kara görünüyor. Gemi biraz daha yaklaşıyor, biraz daha yaklaşıyor. Gemideki, güvertedeki insanlar, limandaki insanları, limandaki insanlar, güvertedeki insanları görüyor. Heyecan artıyor. Gemi iyice yaklaşıyor, iyice yaklaşıyor. İnsanlar artık birbirlerinin mimiklerini, yüzlerini görünce hem delikanlı hem kız heyecanla birbirlerine sarılırken olacak iş değil ama son dakika sürprizi kızın yüzüğü parmağından çıkıp denize düşüveriyor. Canı sıkılıyor. Haftalar, aylar, yıl olmuş. Sözünde sadakatle yüzüğünü hep parmağında taşımış. Hasret ve özlemini hep yüzüğüne dindirerek gidermiş. Ama son dakika sürprizi denize düşmüş. Bunu nasıl izah edecek? İçi içini yiyor. Ama herkes iniyor. Yavuklusu da karşısına dikiliyor. İlk iş birbirlerinin parmaklarına bakıyor. Bakmak oluyor. Delikanlı bakıyor. Kızın parmağında yüzük yok. Kız bakıyor, delikanlının parmağında yüzük duruyor. Ama delikanlının da canı sıkılıyor. Benim yüzüğüm parmağında, onunki yok. Kız artık nasıl izah edeceğini düşünürken 50 metre ileride bir balıkçı restoranı görüyor. Bunu ayaküstü izah edemem diyor içinden. En iyisi bir şeyler yerken anlatayım, izah edeyim. Teklif ediyorlar, gidiyorlar, restorana giriyorlar, oturuyorlar. Garson geliyor. Balıklar, siparişler söyleniyor, garson gidiyor. Kız konuya girecek ama bir türlü cesaretini toplayıp giremiyor. Delikanlı soracak, bak biz birbirimize söz vermiştik. Bu yüzüklerimizi hep parmağımızdan taşıyacaktık, hiç çıkartmayacaktık. Hasret ve özlemimizi bu yüzüklere bakarak, dokunarak giderecektik. Ama benim yüzüğüm parmağımda, seninki niye parmağında değil? Soracak. O da alacağı cevaptan korkuyor, soramıyor. Nihayet artık yarım saat zaman sonra kız iyice cesaretini toplayıp tam konuya girecek. İmdada garson yetişiyor. Bir balık servisi delikanlının önüne, bir balık servisi kızın önüne. Kız bıçağı çatal alıyor, bıçağı balığa sürtüyor. Balığın içerisinden ne çıksa beğenirsiniz? Ne çıksa beğenirsiniz? Balığın içerisinden hep hakikat neyse o çıkar, kılçık çıkar. Balığın içerisinden hiç yüzük çıkmaz. Peki bu balığın içerisinden yüzük niye çıktı, nasıl çıktı? Bir 10 saniye düşünebilir miyiz? Ya su var mı hiç? Var mı söyleyecek balığın içerisinden yüzük niye çıktı? Mutlu son hayali hep. Başka? Helal mi alacağım?
Şimdi ben bunu kendi teşkilatlarımda anlattığım zaman eğitimde var mı? Hep şunu söylüyorum çok rahat bir şekilde. Diyorum ki bu toplumun içerisinde balın içerisinden yüzüğü en son çıkaracaklar sizlersiniz. Sizi tebrik ediyorum diyorum. Aslında sizi de tebrik ediyorum. Balın içerisinden yüzüğü çıkartmayı başardığınız için belli ki STV izliyorsunuz. Sadece buna gülmeyin, şuna da gülün. Belli ki Kanal 7'de izliyorsunuz. Çünkü Sırlar Dünyası, Sırlar Kapısı, Kalp Gözü falan bunların hepsinde bir ara vardı biliyorsunuz. Bu aslında bir kurgu. Bir kurguyu anlattık. Burada bir şeyi somutlaştırdık aslında. Medyanın toplum üzerindeki etkisini somutlaştırdık. Şu bana getirilecek olan suyun bardakta şekil aldığı gibi medyanın toplum üzerindeki etkisine bir şekil veren bir kurgu olaydı hocam. Allah razı olsun ya. Bismillah. Unutmayın bir şey dedik. Cüz'i irademiz çalınmıştır. Çalınıyor. İpotek konuyor. İşte bu medyatik atmosfer karşısında insanoğlunun özgür iradesinin olmadığını ortaya koyan bir kurguydu. Unutmayın medyanın gücü yalanı tekrardan gelir. Bir şeyi sürekli tekrar ede tekrar edilen bir yalan, tekrar edilen bir sahte hakikatin yerini alır. Ve bir şeye siz inandırılsınız ve genel kabuller denizleri ve deryaları oluşturulur. İnsanlar bu genel kabullere sümme haşa adeta taptırılır bir yalan dahi olsa. Ve hakikatin yerini algılar alır. Günümüzde bunu çok fazlasıyla duyuyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Çok fazlasıyla. Medyanın gücü tekrardan geliyor, yalanı tekrar medyanın en büyük gücüdür. Bunu hiç unutmayın. Sürekli 100 tane televizyon, 50 tane televizyon hep aynı şeyi söyleye insanlar belli bir noktaya geliyor. Ve ona inanabiliyor. Mesela Türkiye şartlarında yıllarca bize Ergenekon denildi. 8 yıl boyunca. Toptan her şeyi biz Ergenekon'un içine attık değil mi? Bu bir algı operasyonu muymuş değil miymiş peki? Biz 8 yıl boyunca neye inandık? Ya da inandırıldık. Gündemimizin tamamı 8 yıl boyunca balyozdu, Ergenekon'du, sarı kız operasyonuydu, şu bu falan değil miydi bizim? Bugün var mı böyle bir gündem? 8 yıl biz nerede yüzdürülmüşüz, hangi denizde yüzdürülmüşüz? Düşünebiliyor musunuz? Ulusalcılık denizinde yüzdürüldük. Ergenekon denizinde yüzdürüldük. Bunları çoğaltmak, bu örnekleri çoğaltmak o kadar mümkün ki, özgür irade dediğimiz şey bugün şu medyatik ortamda yoktur. Mesela ben size birçok şey anlattım. Dikkat ederseniz hep beyninizin sağ labına hitap ettik. Duygular, hasret, özlem, heyecan, kavuşma, ayrılık. Bunlar beynin sağ labıyla ilgili mesajlardı. Ve hep bir takım tekrarlar. Hasretin, özlemin değil mi? Sürekli bunlar tekrar edildi. Önce zaten size dedik ki ne olur bu konuyu biraz daha dikkatli dinleyelim. Bu ne demektir? Televizyon diliyle az sonra birazdan flash, merak uyandırma. Burada dikkat sorunumuz yok. Az arkadaşız zaten. Sizin o meselenin içerisine çekilmeniz. Daha sonra da bu tekrarlarla sizi belli bir noktaya getirdik. Ne dedik? Birçok şey anlattık. Ama yüzük denize düştü de bunların hepsi mantıken hiçbirinin olması mümkün değil. Bu ayrı bir şey. Yüzük denize düştü ama yüzüğün bir balık tarafından yutulduğunu ben anlattım mı size? Böyle bir cümle çıktı mı ağzımdan? Kim karar verdi bunu? Sizler karar verdiniz. Özgür iradenizle. Üniversiteli gençler olarak, düşünen, yetişen gençler olarak, üniversitelilerden çok daha farklı, daha güzel bir eğitim ve donanım almak gayretinde olan gençler olarak. Siz buna karar verdiniz. Ben böyle bir cümle söylemedim. Peki, yüzüğü yutan balığın bir balıkçı tarafından tutulduğunu anlattım mı? Anlatmadım. Kim karar verdi bunu? Sizler özgür iradenizle karar verdiniz.
o balıkçının yüzüğü yutan balığı bir balık pazarına ya da restorana götürüp sattığını söyledim mi? Bunlara sizler özgür iradenizle karar verdiniz. İşte Türkiye'de ve dünyada unutmayın, iktidarlar ve muhalefetler de böyle belirlenir. Sandıklarda seçimler böyle yapılır. Biz zannederiz ki şu insanı seçiyoruz, iktidar yapıyoruz, şunu muhalefette, şunu meclis dışında bırakıyoruz. Toplumun tercihi zannederiz. Hayır. Bu ülkede APO getirilir. %1 olan parti %22 olur. Bu ülkede başka bir şeyler yapılır, başka şeyler olur. Bu ülkede Süleyman Demirel'e Mehdi diye toptan bu millet onun peşinden gider. Gitmiştir de. Nurlu Süleyman, İslam köylü Süleyman, Mehdi Süleyman diye 70'li yılları siz bilmezsiniz ama mutlaka büyüklerinizden duymuşsunuzdur ama bu millet o adama adeta taptırıldı. Ve daha birçok bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Ama çok fazla şeylere, detaylara girmek burada istemiyorum ama genel anlamda unutmayın. İşin özünde bu vardır. Belirleyici olmak. Bizim akletme ve düşünce kapasitemiz, yeteneklerimiz hep maalesef birileri tarafından çalınmakta, ipotek konulmakta ve toptan kullanılmaktadır. Hep toptancılık yapılmaktadır. Peki bu nasıl yapılıyor? Bunlara girer. Ha bir de şöyle bir şey yapabilir miyiz? Hem bir şey yapalım, herkes bir yapabilirse. Siz de yapıyor musunuz? Kim? Tamam. Yapıyor musun? Daha böyle hızlı ateş çıksın, ateş çıksın. Elinizi ensenize götürün, ne hissediyorsunuz? Kaç kişi ensesine götürdü? Kaç kişi ensesine götürdü elini? 2-3. Sen var mısın? Unutmayın bazen televizyon, bazen gazete, bazen bir internet portalı, bazen cep telefonunuza gelen bir propagandist mesaj, bazen bir başlık insana bir şeyi emreder ama başka bir şey yaptırır. Bunların hepsi bilimsel temelleri vardır. Bir gazetenin attığı bir manşet, attığı bir başlık, kullandığı bir fotoğraf, kullandığı bir kavram o kadar mühim ve önemlidir ki. Dikkat edin, bugün bizim kavramlarımızın içi boşaltılmıştır. Siz bak şuurlu gençler topluluğusunuz. Size birkaç şey söyleyeyim mesela kavramlarla ilgili. Kavram dediğimiz bir tohum gibidir. Ne ekerseniz o biter değil mi tohumdan? Ama nasıl hani tohumla GDO oynamaları falan var ya, kavramlarla da bu var. Mesela bugün İslam dünyasının en büyük meselesi nedir diye düşünüldüğü zaman, konuşulduğu zaman o herkes demokrasi. Böyle bir şey yok ki. Demokrasi kavramıyla ümmetin bağımsızlık ve özgürlük meselesi örtülüyor. Bu ümmetin başta bağımsızlık ve özgürlük meselesi var. Demokrasi bizim putumuz ve amacımız olamaz ki. Ama daha birçok kavramla maalesef şehadet kavramının dahi içi boşaltıldı. Öyle bir noktaya geldik ki biz, nasıl dönüştüğümüzü anlatmak için söylüyorum, sizler bilir misiniz bilmiyorum ama bir 15-20 yıl önce arabalarımızın arkasında bir sticker yapışılıydı. Neydi? Bileniniz var mı? Huzur İslam'da. Huzur İslam'da diye arabalarımızın arkasında bir sticker vardı 20 yıl önce. Bugün bu sticker yok. Arabalarımızın arkasından bunu çıkarttık. Artık Huzur İslam'da bile diyemiyoruz. Yüreğimizden de çıkarttık. Çünkü İslam Birliği gündemimizde yok ki bizim artık. İslam Birliği'ni konuşan, tartışan var mı? Gündeminde tutan var mı? Artık bizim, bırakın arabalarımızın arkasındaki Huzur İslam'da stikerlerin çıkartmalarını, artık öyle bir noktaya geldik ki huzur iktidarda, huzur ihalede, huzur başka bir şeydi.
tek şart olarak başka şeyi koyuyoruz artık. Aradığımız kapılar değişebiliyor. Biz de dönüşüyoruz bu toplumla birlikte. Dönüştürülüyoruz. Bazı şeylere alıştırılıyoruz. Oysa alışmamak lazım. Müslüman egemen güce alışamaz. Müslüman küresele alışamaz. Müslüman la demeyi, itiraz etmeyi, hak adına itiraz etmeyi bilebilmelidir diye düşünüyorum. Mesela bir şeyler, alışmakla ilgili bir şeyler gösterelim sizlere. Biz nelere alıştırıyoruz? Önce Batı alıştırıldı. Biraz önce bahsetmiştim. Hani faizin helalleştirilmesi, düşünce kalıplarının ılımlılaştırılması gibi bir takım çalışmalar yapıldı. Ama bir taraftan da ahlaksızlaşma çalışmaları önce Batı'da yürütüldü. Sonra İslam coğrafyasına bu ahlaksızlaşmaya alıştırılmaya başladık. Şu fotoğrafa bakınız lütfen. Bu fotoğraf 1903 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Annette Kellerman'ın fotoğrafı. Bu kadının bir davası var. Batıl bir dava. Tek parçalı mayo giyme davası. Böyle bir mücadele veriyor. Ve bu pozu veriyor. Bu pozu neşrettiriyor. Sonra da yargılanıyor. Ve idam ediliyor. Annette Kellerman. Henüz daha Avrupa kıtasında ahlaksızlık soyutlanmamış. Belli bir ahlak kuralları var. Bunlara riayet ediyorlar. Şu fotoğraf Hollanda'da çekilmiş. ...1931 yılında çekilmiş. Bu mayoyu giyen bir erkek. Fakat normalde ahlak kuralları dışında bir giyim, denize girmek için giymiş ve polis, atlı polis gelmiş, ona cezasını kesiyor. Yasak çünkü. 1931 Avrupası. Çok fotoğraf göstermek istemiyorum. Ahlaka muayir fazla girmek istemiyorum ama bunu da göstermiş olayım. Bu da West Palm Beach'te çekilmiş, West Palm sahilinde çekilmiş bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi ilgili memur fuhşiyatı önlemek üzere, orada da bir takım kadınların denize girerken giyim kuralları var. Etek boyunu falan ölçüyor. Yasak. Ya sahilden çıkartıyor ya cezasını kesiyor. Avrupa'da yapılıyor bunlar. Bugün Avrupa'da neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde eşcinsel evliliklerin yolu açıldı. Erkek erkeğe, kadın kadına. Fransa'daki evliliklerin %19'u erkek erkeğe. Amerika'daki eyaletlerin birçoğunda yine bu evliliklerin önü açıldı. Nereden nereye geldiklerini söylemek için anlatıyorum. Başka o diğer sahneleri artık sahildir, deniz kıyısı falan, bunları geçtik. Nerelere doğru gittiğini, Vatikan'ın da bunları artık biliyorsunuz fetva verdiğini, Hristiyanlık'ta artık eşcinsel evliliklerin caiz olduğu noktasına gelindi. Önceden şu tek parçalı mayoyu giyen kadın yargılanıyordu, idam ediliyordu. Şimdi ise bunlar yapılabiliyor. LGBTİ denilen, bilmem kaç tane harfte birleştirilen sapkınlık ve sapıklıklar artık Avrupa'da legal. Peki Türkiye'de illegal mi? Türkiye'de de legal. Biliyorsunuz önce bir Zeki Müren vardı. Sonra Bülent Ersoy çıktı. Bülent Ersoy 12 Eylül'den sonra yıllarca Türkiye'ye giremedi. TRT yasağı kondu. Türkiye'ye geldikten sonra TRT'ye çıkartılmadı. Bugün bütün televizyon kanallarında bu figürler mutlaka var. Roller var. Bu mailler mutlaka işleniyor. Legal. Dernekler var. Biz Milli Gazete'de manşet atmadık. Ama size bir şey sorayım. Türkiye'de Mescit diye bir dernek kuruldu, biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç? Mescit. Açılımını söyleyeyim mi? 1,5-2 yıl önce kuruldu. Müslüman Eşcinseller Derneği. Biz bunu kendi yayın kurulumuzda gündeme getirdik.
masaya yatırdık. Bunu manşet yapalım mı? Şimdi bu normal şartlarda ilk bakışta Milli Gazete iktidara karşı vuruyor ve manşet olur gibi gelir. Ama düşündük, konuştuk, tartıştık. Dedik ki bizim şer'i hükümlerimizde, mecellemizde yer alan bir kaide var. Şu'yu vukuundan tehlikeli şeyler hükmü. Yani bir şeyin duyulması, bilinmesi, yayılması olmasından daha tehlikeli. Biz bunu şimdi manşet yaparız. Müslüman ve eşcinsel kelimesini yan yana anarız. Ve bunu legalleşmesine Allah muhafaza yardımcı oluruz. Biz bunu gömelim dedik. Duyurmayalım insanlara. Ya da biz manşet atarız. Bir başka televizyonda bunları ekrana çıkartır, reklamını yapar diye endişe ettik. Ve kapattık, gömdük. Ama bunlar da bizim vakamız. Bu noktaya biz de geldik. Nasıl geldik biliyor musunuz? Şu süreçten geldik. Alışmamak lazım bazı şeylere. Bu 1929 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye Güzellik Yarışması'nın broşürü. Kapak sayfası. Bu da ikinci sayfası. Okuyorum. Müsabakamızın şekli, müsabakaya her namuslu Türk kızı iştirak edebilir. Irk, din ve mezhep farkı aranmaz. Yalnız müsabakaya iştirak edeceklerin asgari 15 yaşında olmaları şarttır. Tekrar ediyoruz. Alüfteler ve bar kızları müsabakaya iştirak edemezler. Müsabaka yalnız yüz güzelliği müsabakası değildir. Endem tenasübü de şarttır. Dikkat edin, nasıl başlıyor? Kavramlarımıza nasıl tecavüz ediliyor? Müsabakaya her namuslu Türk kızı. Bu işin ön şartı namusmuş gibi verilerek ahlaksızlık ve namussuzluk Türkiye'de işlenmeye başlanıyor. Çünkü o zaman Türkiye'de toplum böyle şeylere hazır değil. Bu gazete bu çalışmayı başlatıyor. Ve nitekim müracaatlar kolay kolay olmuyor. Çok zor oluyor. O yüzden şu başlığı atıyor daha sonraki bir haberinde. Diyor ki resim neşrettirmeden de girebilirsiniz. Katılım olmayınca resimle başvuru falan. Çünkü ahlak var, hükümler var, yaşayan Osmanlı var, kavramlarımız hala ayakta, yüreğimizdeki iman hala sağlam. Bunlar surda bir gedik açmak istiyorlar ve bu çalışmayı başlatıyorlar. Şu kadını bilen var mı? Keriman Halis bu da. Türkiye Güzeli. 1932'de seçiliyor Türkiye Güzeli olarak. Sonra nereye gidiyor? Belçika'ya, Spa şehrinde Dünya Güzellik Yarışması'na katılıyor. Ve bu kıyafetle seçiliyor. Bakın geldiğimiz noktayı neredeyse çarşaf. Geldiğimiz noktaya bakınız lütfen. Bizim sokaklarımıza bakınız lütfen. Ekranlarımıza bakınız lütfen. Komşularımıza bakınız. Üniversitedeki arkadaşlarınıza, kız arkadaşlarınıza bakmadan bakınız. Görüyorsunuz değil mi yani olayları, her şeyi? Ortada yani, geldiğimiz nokta ortada. Bir şeye biz alıştık mı belli bir noktaya doğru geliyoruz. Bu Spa şehrinde Dünya Güzellik Yarışması'na katılıyor. Orada bu kıyafetle seçiliyor ama mayo giydiriliyor. Avrupalı erkeklerin huzuruna çıkıyor puan almak için. Endamda bulunuyor. Endam tenasübü diyorlar ya. Ve sonra da İslam'ı temsilen, Osmanlı'yı temsilen, Nene Hatun'u temsilen orada bu kadın. Dünya Güzellik Yarışması'nın organizatör başkanı bir konuşma yapıyor. Keriman Halis yürüdükten ve puanlamaya hemen geçmezden önce. Orada ne diyor biliyor musunuz? Beyler diyor. Bugün bizim için tarihi bir gündür. Bizim güzeller geldiler. Podyuma çıktılar ama biz bugün puanlama yapmayalım. Bugün Türk kızı bizim huzurumuza çıkmıştır. Bugün bu kıyafetiyle, bu şekliyle Türk kızı Avrupalı erkeklerden puan istemiş. Onun beğenisini kazanmak, bizim beğenimizi kazanmak için yürümüştür. Bugün Hristiyanlığın İslam'a karşı 1400 yıllık mücadelesinin bir zafer günüdür diyor.
ve biz bugün puanlama yapmadan bu zaferimizi taçlandıralım, tescilleyelim ve bu Türk kızını dünya güzeli olarak seçelim. Hiç puanlamaya girmeden. Kabul görüyor. Puanlamaya gidilmeden bu kadın dünya güzeli olarak tescilleniyor. Ertesi gün bütün Avrupa gazetelerinde Osmanlı'yı yendiğimiz gün diye, İslam'a ilk zaferimiz diye manşetler ve haber yorumlar çıkıyor Avrupa gazetelerinde. Türkiye'ye geliyor, Mustafa Kemal Kerimen Hanesi'nin dünya güzelliği için bir takım galalar falan düzenliyor ama daha sonra da Türkiye'de güzellik yarışmaları yasaklanıyor. Niye biliyor musunuz? Bunun diplomatik bir saldırı, hakaret olduğunu sonra farkına varılıyor. Ve 1953'e kadar güzellik yarışması Türkiye'de yapılmıyor. Bu olay Japonya'da ders kitaplarına giriyor. Kerimen Halis olayı diye. Çok önemli bir şey çünkü. Alışmamak lazım bir şeylere. Bugün alıştık birçok şeye. Çünkü alışmak vazgeçmenin diğer adıdır. Bir Müslüman dünyaya alışırsa ahiretinden vazgeçmiş demektir. Biz dünyaya alışamayız. Bir Müslüman Amerika'yla, Avrupa'yla, İsrail'le yatıp kalkmaya, oturup kalkmaya alışırsa ümmetinden vazgeçmiş demektir. Biz buna da alışamayız. Batı'yla ilişki kurmak, şu düzlemde ilişki kurmak, bir susuz insanın deniz suyu içmesi gibi bir şeydir. Bir susuz insanın deniz suyu içmesi gibi bir şeydir. Batı'yla şu düzlemde onların medeniyetini üstün görerek ilişki kurmak, teslim olarak ilişki kurmak, real politik onların gücünü, varlığını, her şeyini kabul ederek ilişki kurmak bir insanın deniz suyu içmesi gibi bir şeydir. Bir insan susamıştır. Deniz suyunu içer, o tuzluğu içince daha çok susar. Yine içer, daha çok susar ve yine deniz suyu içer, daha çok susar. Bu böyle gider, sonu yok oluştur, ölümdür. Ve maalesef bir asırdır işte bizim halimiz budur. Oysa Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya hangi mektubu yazmıştı dans çıkınca? Derhal onu kaldırın demişti. Niye? Çünkü sepetteki bir çürümüş elma diğer bütün elmaları da çürütecektir de o yüzden. Oradaki ahlaksızlaşma Avrupa'yı, Avrupa'daki ahlaksızlaşma İslam coğrafyasına da sirayet edecektir. İşte bize bir şekilde şu çalışmalarla tamamen bir asırda bizi nereden nereye getirdiler görün diye bunları söylüyorum ve anlatıyorum. Biz bunlara asla ve kata alışamayız. Alışırsak işimiz yaman. Peki son bölüme gelelim. Ondan sonra da süremiz bitiyordur tahmin ediyorum. Ya da soru cevap olursa soru cevapları da inşallah veririz. Her konuyla ilgili gazetemizle de ilgili olabilir. Başka hususlarla da ilgili olabilir. Sorabilirsiniz. Şimdi bizim büyükler hep derdi ki duyduğuna değil gördüğüne inan. Bu cümleyi çok duymuşsunuzdur. Duyduğuna değil gördüğüne inan. Ama biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki İşte algı operasyonlarını ve medyanın etkisini konuştuk ya hani. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ne duyduğumuza ne de gördüğümüze inanabiliriz. Bizim inanabileceğimiz, üzerinde titizlikle durabileceğimiz tek şey durduğumuz yerdir. Çünkü insanoğlunun gördüğünü belirleyen şey durduğu yerdir. Bakın insanoğlunun gördüğünü belirleyen şey durduğu yerdir. Durduğu yer çok önemlidir çünkü bize peygamberlerden gelen bir dua vardır. Biz nasıl dua ederiz? Ya Rabbi, hakkı hak bilip hakkın yanında yer almayı, batılı da batıl bilip batıla karşı bir mücadele etmeyi bize nasip et deriz değil mi? Bu peygamberlerden bize gelen bir duadır ve insanın durduğu yerle ilgili bir duadır. Hakkı hak bilip hakkın yanında yer almak, batılı da batıl bilip batıla karşı mücadele etmek. Durduğumuz yerle ilgili bir dua. Nitekim Cenab-ı Allah Bakara suresinin zannediyorum 250. ayetinde bir başka duayı öğretiyor. Ya Rabbi ayağımızı sağlam bastır ve bize kafirlere karşı zafer nasip et. Kafire karşı zaferin ön koşulu durduğumuz yer. Ayağımızın sağlam basması. Ayağımızın sağlam basması.
Yine biz dualarımızda ne deriz? Ya Rabbi bizi hak davamızda ayaklarımızı sabit kıl. Durduğumuz yerle ilgili hep dualarda bulunuruz. Durduğumuz yer çok önemli çünkü insanın gördüğü şeyi belirleyen durduğu yerdir. Şimdi bunu birkaç yere yapalım. Şu şekle bakarsanız durduğumuz yerin ehemmiyetini anlarsınız. Bu şekle karşıdan bakan kişi bu harfi doğru olarak M olarak okur. Durduğu yere göre harf M'dir ve doğru okumaktadır. Bu şekle tepeden bakan bu harfi H harfi olarak okur. Durduğu yere göre doğru bir şekilde harfi okur. Bu şekli yandan bakan durduğu yere göre T harfi olarak okur ve doğru okur. Dikkat ederseniz insanın durduğu yere göre gördüğü şey farklılaşabiliyor. Öyleyse insanın gördüğünü belirleyen şey durduğu yerdir. Biz nerede duruyoruz? Dünya olaylarını nasıl değerlendiriyoruz? Nereye göre değerlendiriyoruz? Nerede durduğumuza göre değerlendiriyoruz? Gelişmeleri, gündemi neye göre değerlendiriyoruz? Nerede duruyorsak oraya göre değerlendiriyoruz. Oraya göre doğru ya da yanlış bir takım kararlar veriyoruz. Biraz daha bunu güçlendirelim. Şu şekilde de gördüğünüz gibi bu rakamı 6 okuyan da doğru okumaktadır. 9 okuyan da doğru okumaktadır. Durduğu yere göre. Mevzuyu biraz daha hep somutlaştırmaya çalışıyorum dikkat ederseniz. Biz neye göre düşünmek zorundayız? Unutmayın 1970'li yıllarda gündem 3 ayda bir değişiyordu Türkiye'de ve dünyada. 80'li yıllarda insanlığın gündemi ayda bir değişmeye başladı. 90'lı yıllarda bu gündem dediğimiz şey haftada bir değişmeye başladı. 2000'li yıllarda Türkiye'de ve dünyada gündem her gün değişmeye başladı. 2010'lu yıllarda, şimdiki zamanda gündem saat başı değişiyor. Dünya hızlı dönüyor. Ve gündem hep değişiyor. Fakat bu değişen gündem içerisinde Müslümanın değişmez bir gündemi vardır. Hak batıl mücadelesi. Bizim durduğumuz yer işte burası olmak zorundadır. Biz günü birlik. O onu dedi, bu bunu dedi, şu şuna nasıl cevap verdi? Bak şu öyle bunların hepsi günlük şeylerdir. Biz o onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu yaptığının peşinde giderek hak ve hakikati bulamayız. Ancak algı operasyonlarında zokayı yutan bir fert oluruz. Algı operasyonlarında zokayı yutan bir fert oluruz. O onu dedi, bu bunu dediğiyle biz hükmedemeyiz. Kendi gündemimizden, Müslümanın kendi gündeminden ayrı bir başka gündemi olamaz. Günlük olan bitenler bizim gündemimiz olamaz. Aktüelitedir. Evet ama gündemimizin merkezinde asla olamaz. Çünkü Kur'an'ın gündeminin tamamı hak batıl mücadelesidir. Asr-ı Saadet'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gündeminin tamamı hak batıl mücadelesidir. Hazreti Adem aleyhisselamın şeytanla savaşının gündeminin tamamı hak batıl mücadelesidir. Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun'la savaşındaki gündeminin tamamı hak batıl mücadelesidir. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Nemrut'la savaşındaki gündemin tamamı hak batıl mücadelesidir. Biz bu mücadeleleri, bu gündemi bırakıp da başka şeylere, maddeye, paraya, imkana, makama, şuna buna bakarak, o ona dedi, bu buna dedi, nasıl da cevap verdi, nasıl da söyledi, bunlara bakarak eğer karar verir, rotamızı ona göre, günlük olana göre belirlersek, işte o zaman algı operasyonunun küçük bir ferdi oluruz. Ve aslında cüzi irademizi ellerimize teslim etmiş oluruz. Çünkü unutmayın, insanoğlunun bir meziyeti vardır. Diğer bütün mahluklardan ayrı olarak. Zaman mefhumu. İnsanoğlu zamanı bir bütün olarak yaşar. Yani bir hayvan düşünün, bir bitki düşünün, bir taş, bir nesne, bir cansız varlık düşünün. Bunların
zamanı sadece şimdiki zamandır. Onlar sadece şimdiki zamanı yaşar. Evet, bir hayvanın geçmişi vardır. Evet, bir nesnenin, bir cansız varlığın geçmişi vardır. Bir bitkinin geçmişi vardır ama bu maziyi Cenab-ı Allah'ın müsaadesiyle insanoğlu oluşturur. Bir hayvanı alır, yetiştirir, büyütür, damızlığını yapar falan falan. Ya da bir bitkiyi tohum olarak eker, çapalar, bakar falan, bağ olur, bahçe olur falan. Ya da bir nesneyi kendi imkanlarıyla oluşturur falan. Ve tek başına bir hayvanın dünü yoktur, yarına dair bir hedefi yoktur. Şimdiki zamanı yaşar. Ama insanoğlu de öyle değil. İnsanoğlu zamanı bir bütün olarak hem maziyi, hem bugünü, hem yarını yaşamak zorundadır. Çünkü biz bunu yaşamazsak ebediyeti, ahireti isteyemeyiz, düşünemeyiz. Biz maziyi yaşayamazsak eğer, haysiyetten, şereften, asr-ı saadetten, Hazreti Adem'den kopuk yaşarız. Fatih Sultan'dan kopuk yaşarız. Abdülhamit'ten kopuk yaşarız. Biz maziyi de yaşamak, bugünü de yaşamak, İslam birliği, ümmet hedefini de yaşamak zorundayız. Zamanı bir bütün olarak yaşar Müslüman. Ama medya ne yapar biliyor musunuz? Bakın, medya insanoğluna sadece 24 saatlik zaman dilimleriyle bir ömür bahşeder. Bir insanı 24 saat yaşatır, öldürür. Sonra ikinci bir 24 saat daha bahşeder, öldürür. Sonra üçüncü bir 24 saatlik ömür daha bahşeder, öldürür. Bir daha yaşatır, bir daha olur. Hep öyledir. Dün yoktur, yarın yoktur. Dünü düşündürtmez, yarını hedeflettirmez. Sadece anı tüketir. Şimdiki zaman tüketir. Bizi bir cansız varlık gibi, bizi bir nebatat gibi, bizi bir hayvanat gibi yaşatır. Şimdiki zamanın varlığı yapar. Ya sonra sorusunu asla sordurmaz. Ya sonra sorusunu asla sordurtmaz. Mesela size bir sual sorayım. Saddam Hüseyin zalim miydi? Zalim miydi Saddam Hüseyin? Evet. Kaç bin kişi öldürdü? 5000 kişi katletti, değil mi? Abartalım biz. Diyelim ki Saddam Hüseyin zalimdi. 5000 değil de 50.000 kişi öldürdü. 50.000 değil de 100.000 kişi öldürdü. 100.000 değil de 200.000 kişi katletti. Abarttık. Gitmesi gerekiyordu, gitti. Parantez açıyorum. Bana göre böyle gitmesi doğru değildi. Irak işgal edilerek gitmesi doğru değildi. Gitti. 200.000 kişi öldürdü dedik. Peki ya sonra ne oldu? Saddam gitti. Ne oldu? Ya sonrasını konuşan var mı? Biz Saddam'a zalim dedik, 5000 kişi öldürdü diye. Ve bu şekilde gitmesi, Irak'ın işgal edilmesi için de yardım ettik. Kimyasal silah yalanı var diye. Bütün dünya kimyasal silah yalanına inandırıldı. Var diye Irak'a girdik. 5000 kişi öldürmüştü bu adam. Zalimdi. Peki ya sonra? 2 milyon Müslüman katledildi. 500 bini çocuk. Hala orada Müslümanlar katlediliyor. Biz Saddam'a zalim diyoruz ama 2 milyon insanı katleden Batı'ya, Amerika'ya zalim diyemiyoruz. Ya da Türkiye'yi eleştiremiyoruz niye destek verdin diye. Ya sonra sorusunu asla bize medya sordurmaz. Düşündürtmez, aklettirmez. Genel fonksiyonu ve amacı da zaten medyanın budur. Bugünkü atmosfer için söylüyorum. Biz suyu berrak içmek zorundayız. Kendi gündemimize eğer sahip çıkabilirsek, hak batıl mücadelesine, işte o zaman suyu berrak içme şansımız var. Böyle bir imkanımız var. Etrafımızda birçok hadise oluyor. Birçok olay yaşanıyor. Bakın bugün sosyal doku çatısı altındayız. Nurettin Yıldız Hoca ile ilgili bir çalışma var, değil mi? Nasıl bir algı operasyonu? Çok yakın içinde bulunduğunuz bir örnek olduğu için söylüyorum size. Ama yapılıyor bunlar. Yıllardır yapılıyor. Daha çok güçlüleri yapılıyor. Tümüyle toplumların belli bir kafese konulduğu, aslında farklı farklı şeyi söyleyenlerin bile
kafese, aynı kafese konulduğu bir algı operasyonları söz konusu oluyor. Adam farklı bir şey söylüyor. Ama iş batılla ilişkiye gelince hepsi aynı düzlemde sıraya giriyor. Dil farklı, söylem farklı, pozisyon farklı, yaşam modeli farklı. Ama belli noktalarda hak batıl mücadelesine gelince her şey şey. Şimdi bakıyorsunuz öyle bir şey ki, şimdi şurada bir yaşlı amcamız, hacı amcamız 20 yıl önce bir parka gidip dinlenmek istese ve orada bir bank görse, şuraya oturayım dese, sonra da baksa ki o bank bir bankaya ait bank, imtina eder. Faizi temsil ettiği için, bankanın banka olduğu için oturmaz 20 yıl önce. Ama o hacı amcalarımızın bugün hepsi, tamamı asgari ücretinden tutun, hepsi bugün bankaların müşterisi. Nasıl değişiyoruz? Nasıl belli bir noktaya geliyoruz? Nasıl bir şeye hizmet ediyoruz? Sistem, tezgah belli, bozuk ama sisteme kimse itiraz etmiyor. Bu bozuk sistemi kimin yönettiği hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Sistem bozuk. Tezgah bozuk. Bizim işte bu sistem, bu tezgahı normalde değiştirecek bir takım düşünce yapılarına da kavuşmamız gerektiğini düşünüyorum.